değiliz ama sağlık olsun, bu günler geçecek. En kısa sürede görüşmek üzere. Şimdi size yardımcı olmak için ben de video hazırladım. Bu konuda zorlanacağınızı düşündüm. Umarım faydalı olurum. 8. ünite Public Buildings konumuz. Burada tabii daha önceki videolarımı mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İnşallah izlemişsinizdir. Onları izlememişseniz önce onları bir izleyin, kelimeleri. Daha iyi anlamış olursunuz. Özellikle yer kelimelerini. Bakery, fırın. Why do you go to the bakery? Niçin fırına gideriz? Niçin fırına gidersiniz? Niçin gidersiniz? Ekmek satın almak için. Şimdi daha önce why ile sorulan soruları bir kaos ile cevap veriyorduk. Uzun uzun. Kısa cevap da verebiliriz. Kısaca eylemden önce to kullanırsak cevap vermiş olacağız. Yani ekmek satın almak için to, mastar 2 getirmiş oluyor. Make mark, cümle içerisinde make mark ya da make mark için anlamı vermiş oluyor. Burada make için anlamı vermiş oluyor. Ekmek satın almak için. Bakkala niçin gideriz? Bakkala niçin gideriz? To buy chocolate. To buy newspaper. To buy something else. Yani çikolata satın almak için, gazete satın almak için ya da bir sürü şey var alabileceğimiz şeyler. Onlardan biri. Almak için. Manav, greengrocer, manav. Manava niçin gidersiniz? Manava niçin gidersiniz? To buy vegetables and fruits. Sebze ve meyve satın almak için. Department store, store mağaza demek. Department store büyük mağazalara söylenir. Niçin department store? Why do you go to the department store? Niçin büyük mağazalara gidersiniz? Birçok nedenden dolayı gideriz. Kısacası to buy clothes, kıyafet satın almak için, to do shopping, alışveriş yapmak için ne diyebilirsiniz? Game store. Why do you go to the game store? To buy games. Oyun satın almak için, to spend free time. Ya da oyun yerlerin eğlence var. Orada eğlenmek için gideriz. Boş zamanımızı geçirmek için. Amusement park. Why do you go to the amusement park? Niçin amusement park'a gideriz? Yani eğlence parkı, luna park'a gidersiniz. Niçin gidilir? Tabii ki to have fun. Eğlenmek için. Ya da to spend free time. Boş zamanımızı geçirmek için. Movie theater. Niçin sinemaya gidersiniz? Tabii ki film izlemek için. To watch a film or a movie. Restaurant. Why do you go to the restaurant? Niçin lokantaya gidersiniz? To eat something. Yani bir şeyler yemek için. Cafe or coffee shop. İkisi de aynı anlamda kullanıyor. Cafe ya da coffee shop derler. Why do you go to the cafe? Niçin kafeye gideriz? Kafeye gideriz. Tabii ki to drink something. Bir şeyler içmek için. Kahve olur, tea olur, milkshake olur. Bank. Why do you go to the bank? Niçin bankaya gideriz? To get money. Para almak için. Chemist ya da pharmacist. İkisi de eş anlamları kullanıyor. Eczane demek. Eczaneye niçin gideriz? Çünkü ilaç almak için gideriz. Ya da to get medicine ya da to buy medicine. Art galeri, resim galerisine niçin gideriz? Tabii ki oradaki bir sergiyi görmek için. To see as exhibition, sergiyi görmek için. Hospital, hastaneye niçin gidersiniz? To see the doctor, doktoru görmek için. Long sentences. Şimdi uzun cümlelere geçelim. Yani cümle içerisindeki kullanımlara geçelim. I go to the bakery to buy bread. Ekmek satın almak için fırına gidiyorum. We go to the pharmacy to buy medicine. İlaç almak için, ilaç satın almak için eczaneye gideriz. Shopping mall, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezine niçin gideriz? Birçok nedenden dolayı gideriz. Kısacası, we go to the shopping mall to buy a t-shirt. Ya da, we go to the shopping mall to buy shoes. Music store. I go to the music store to buy some medicine. CD almak için, biraz CD almak için, satın almak için müzik mağazasına gidelim. Ya da
Gitar satın almak için müzik mağazasına gidelim. We go to the coffee shop to drink something. Bir şeyler içmek için kafeye gidelim. Ya da we go to coffee to meet friends. Arkadaşlarla buluşmak için kafeye gideriz. Belediye. Belediye için gideriz? Belediye binasına to the city mayor. Belediye başkanını görmek için belediye binasına gideriz. Bankaya niçin gideriz? We go to the bank to get money. Para almak için bankaya gideriz. Ya da we go to the bank to draw money. Para çekmek için bankaya gideriz. Evet, EBA'daki örneklerde birazdan göstermiş olacağım. Bir sonraki videoda da bunu görmüş olacaksınız. Görüşmek üzere.